Donanımın yazılımdaki gelişmeyi direkt olarak sekteye uğrattığı alan var mıdır? Bu alanın ileride nasıl bir gelecek bekliyorum? Şey var işte, yani belli bir işlem kapasitesinin üstüne çıkamayınca, belli bir storage kapasitesinin üstüne çıkamayınca limit vuruyorsunuz. Yani şöyle düşünün, şu anda bizim mesela bu kadar web tutabilmemizi sağlayan şey ne? Storage tarafı, yani diskleri. Bakın ben mesela 20 MB ilk diskim, ilk hard diskim. Yani Commodore 64 var, RAM ne kadar? 64 kilobayt. Düşünün, 64 kilobayt RAM olan bir bilgisayarda kod yazdığınızı düşünün. Şimdi yapabileceğiniz şeyler var. Şimdi mesela Python cazip oluyor değil mi? Python'da kod yazıyorsunuz. JavaScript cazip oluyor. Eskiden niye cazip değil? Bilgiler yok muydu eskiden de? Vardı. Niye? İşte donanımdaki sıkıntılardan dolayı. Aman performans yüksek olsun, aman şöyle olsun filan. Başka kaygılar. Şimdi başka kaygılar var. İşler değişiyor. Dolayısıyla donanım bazı yerlerde engel oluyor. İşte Moore yasası var belki. Bizden bakmışsınızdır. İşlemcilerin ne kadar artacağıyla ilgili işlem kapasiteleri. Bunlar bize engelliyor tabii ki belli yerlerde. Yani burada fizikteki şeylerle ilgili. Mesela bir yüzeye ne kadar iç transistör sığdırabileceğiniz direkt fizikteki bir gelişme. Veya manyetik alan teorisi değil mi? Disklerde ne kadar veri tutulabileceği manyetik alan direkt fizikteki bir şeyle ilgili. Yani aslında biz doğrudan bilimden etkilenen, fizikten etkilenen, fizikteki gelişmelerden, donanımdaki gelişmelerden, elektronikten etkilenen bir dünyada yaşıyoruz. Ama o başka birisinin problemi, bilgisayar mühendisi olarak bizim problemimiz başka bir şey. Biz verilen o kısıtlı imkanlar içinde daha iyi işler nasıl yapabiliriz? Anlatabiliyor muyum? Ama etkileniyor muyuz? Etkileniyoruz. Termodinamikle bağlantısı var. İşte Shannon Information Theory okuyor musunuz mesela? Bilgi teorisi Shannon'ın. Direkt termodinamikten çıkmış bir şeydir. Bizim bilgi teorisi dediğimiz bütün bu teorinin dayandığı en temel kavramlardan birisi termodinamikle ilgili bir kavram. Her şey diğer her şeyle ilgilidir. Bunu söyleyebiliriz. Ama etkiliyor bizi. Bilmiyorum bunu soruyordunuz. Başka bir şey mi soruyordunuz? Ben daha mesela mobil sektörü daha özel olarak sormuştum aslında. Nasıl yani? Mesela bir videomuzda ileride akıllı şehirlerin olacağı falan söylemiştiniz. Evet. Şimdi şu anda mevcut teknolojiyle zaten bayağı bir şey yapılabilir. Yani teknolojik olarak yeni hiçbir şey bulmayacağımızı düşünüyorum. Bu mevcut teknolojinin hayatımıza 10 yıl, bazılarının 20 yıl girmesi sürecek. Yani şu an durumlar var. Şu an gerçek, yapay zeka, işte sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik var. Bunların hepsi bulunmuş, kullanılabilecek teknolojiler. Ve şu anda kullanılmasını engelleyen bir şey de yok aslında. Pazarlama stratejileri, işte pazara nasıl girecekleri, bunun üzerinde nasıl güncel uygulamalar yapılabileceği gibi şeyler var. Ama bunları uygulayabiliriz. Yani siz bir elektrikle çalışan, kendi kendine giden araç şu andaki teknolojiyle yapabiliyor musunuz? Yapabiliyorsunuz. Bunun hayatımızı nasıl etkileyeceği ayrı bir problem. Yani onu ayrı şarjerle verecek, araba sizi bırakacak, sonra gidecek, kendisi istediği yere park edecek, otopark sistemleri değişiyor, yollarda gördüğünüz araçlar artık olmayacak, bambaşka dünyalara gidiyoruz. Ve bunun için yeni bir buluşa da ihtiyacımız yok. Yani burada şey kavramı var, invention ve innovation kavramı var. Yani buluş yapmakla yenilik arasında fark var. Birisinde yeni bir şey buluyorsunuz, şu an yeni bir invention olmasa bile hayatınızı çok değiştirebilecek bir sürü yenilik yapılabilir. Ki yeni buluşlar da yapılıyor, onu biliyoruz. Dolayısıyla bizim denklemimize baktığımızda ister buluş kısmında çalışıp çok daha az iş imkanı vardır ama çok daha büyük paralar vardır, çok daha büyük vardır. İster yenilik kısmında çalıştır. Yani Ar-Ge deniyor ya, araştırma ve geliştirme. Geliştirme kısmında çalışarak da çok büyük işler yapabilirsiniz. Yeni bir şey olmasa bile, yeni bir buluş olmasa bile.